Hoş geldin. Hoş geldin. Ne haber? Rimel mi kız bu? Ay giremeyeceğim galiba. Bu videoya giremedim. Bir önceki videomda alt yazılı orijinal dilinde ve Türkçe alt yazılı dizi ya da film izlemenin seviye seviye size ne gibi yararlar sağlayacağından genel olarak bahsetmiştim. Bugünkü videomuzda sadece İspanyolcaya dair bir bilgilendirme yapacağım. Ben İspanyolcayı öğrenirken hangi dizi filmleri izledim, nelerden başladım, seviye diziler nelerdir, nasıl masal okuruz, telaffuzumuzu nasıl düzeltiriz falan falan bunlardan bahsedeceğiz. Yine tabii ki başlangıç seviyesiyle başlamak istiyorum. Önceki videomda da bahsettiğim gibi siz böyle açıp da herhangi bir diziyi, filmi, günlük normal konuşma yapılan bir diziyi izleyip çok fazla bir yarar sağlamanız bunlardan mümkün değildi. Selamlaşmalar, veda etmek ve kısa böyle kullanım kalıplar dışında pek bir şey öğrenemezsiniz demiştik. O yüzden sizin işinizi görebilecek çok çok daha güzel seviye diziler var aslında. Ben ilk olaraktan Extra Espanyol'la başlamak istiyorum. Çünkü benim de izlediğim ilk seviye dizi Extra Espanyol'du. Bu YouTube'dan erişebileceğiniz bir dizi. Ben zaten açıklamalar kısmına link bırakırım. Burada 3 tane İspanyol arkadaş var. Ana ve Pablo. Sonra Sam adında Amerikan bir eleman bunları İspanya'ya ziyarete geliyor ve bunlar da Sam'e İspanyolca öğretmeye çalışıyorlar. Haliyle dizinin mantığında siz o yabancı olan arkadaş oluyorsunuz ve bu üçü size İspanyolca öğretmeye çalışıyor. Me llama America. Soy de Sam. ¿Quieres decir me llamo Sam? Te llamas Sam? No, me llamo Anna. Me Aşırı derecede basit, çok böyle açık ve anlaşılır bir şekilde konuşuyorlar. Altyazı seçeneği mevcut. Başlangıç seviyesinde birisi için mükemmel bir dizi bence. Yalnız böyle bir tık üstteyse eğer seviyeniz ya da çok çabuk sıkılan bir insansanız eğer bu dizi sizi biraz bayabilir. Çok susadım. Ben mesela bu diziyi belirli bir seviyeye geldiğim zaman keşfetmiştim. Çok fazla tekrara yer veriliyor, çok fazla ağır geçiyor, her şey çok yavaş ilerlediği için çok çabuk sıkılmıştım. Başlangıç seviyesinde olsaydım öyle olmazdı ama. Buna rağmen çok fazla kelime, çok fazla kullanım öğrendiğim için o diziyi bırakmak istemiyordum. O aralarda böyle walk egzersizleri vardı, çok meşhur. Biliyor musunuz bilmiyorum. Evde böyle 40 dakika. YouTube'da bir kadın yürüyor, bir hanımefendi. Siz de evinizde yürüyorsunuz. Yürümüyorsunuz hatta yani olduğunuz yerde yürüyormuşsunuz gibi. Neyse değişik böyle çok basit bir egzersiz yani. Egzersizi yaparken de çok sıkılıyordum. Dizi izlerken de çok sıkılıyordum. Ama ikisinin de anlamsız bir şekilde bana çok fazla yarar sağlayabileceğini düşündüğüm için ikisini birleştirdim. Yani diziyi izlerken evde yürüyordum. Bir taşla iki kuş. O yüzden başlangıç seviyesindekilere bu diziyi şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka bakın. Ama eğer seviyeniz biraz daha üstte ya da dediğim gibi çok çabuk sıkılabilecekseniz eğer siz de benim gibi onu başka bir şeyle birleştirebilirsiniz. Yani yemek yaparken izleyebilirsiniz, yerken izleyebilirsiniz, yoga yaparken izleyebilirsiniz. Ne yapmak isterseniz öyle. Bu diziyi izlediniz, bitirdiniz diyelim. Ya da seviyeniz bir tık üstü, ondan sıkıldınız. Her neyse başka bir seviye dizi arıyorsunuz yani. Una Casa Muy Rara. Bunun da linkini aşağıya bırakıyorum. YouTube'dan erişmek mümkün. Bu dediğim iki dizi de çok eskiler bu arada ama yani dil değişmediği için iş görüyorlar haliyle. Una Casa Muy Rara'daki konuşmalar çok 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 daha hızlı ama altyazı seçeneği var. Yine otomatik oluşturuyor altyazı. Kötü olabiliyor bazen ama yine de izlenir yani. Yani sıkıntı yok. Paul, este es mi despacho donde haremos todas las clases de español. ¿Te gusta? Sí, mucho. Es muy colorado. Güzel. Bir de bu ikinci dizinin şöyle bir güzelliği var. Daha sonra böyle kağıtlara fiiller yazılıyor, onlar açıklanıyor. İşte kullanılan fiiller kişilere göre çekimleniyor. Böyle kısa da bir dil bilgisi veriliyor yani. Buralardan da yine çok fazla şey öğrenirsiniz. Nadar. 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 Bailar. ¿Te gusta bailar? La primera conjugación son cocinar, amar, fumar. Bunlara ek olarak dizi ya da film değil ama ben çocuk hikayeleri ve çocuk masalları dinlemenizi öneriyorum. Ben bunu Arapçayla yaptığımı söylemiştim. Çok güzel oluyor yani telaffuzunuz
Okümenüs falan falan çok güzel gelişiyor. Sadece Arapça değil, çok fazla dil seçeneği mevcut. İspanyolcasını dinleyebilirsiniz. Onun da linkini aşağıya bırakıyorum. Pero el conde Alaric no había ni mirado al poderoso sol. Estaba cautivado por la belleza de la dama. Solo podía ver su pálida piel y sus ojos brillantes. Se enamoró de ella al instante. Ne yazık ki Türkçe, İspanyolca kaynak çok az. Ben biliyorsunuz Lola Lago serisini yapıyordum. Kelime kelime, harf harf çevirip onları hem size okuyordum seriyi, kitabı, hem de işte ne anlama geldiklerinden bahsediyordum. Ama ben bu videoları ilk baş... Yani şu sıralar gerçekten çok beğeniliyor. Devamı çok isteniyor ama ilk başlarda ne izlenmesi vardı, ne beğenisi vardı, ne yorumu, hiçbir şey yoktu yani. Ben de o yüzden yarım yamalak bırakmıştım onu. Şimdi tekrar bu sıralar biraz ünlendiği için bu serimiz, dönerim diye düşünüyorum. İlk fırsatta döneceğim. En esta historia. En içinde historia, hikaye. Esta historia, bu hikaye. Bu hikayenin içinde oldu. Yani bu hikayede. Vas a conocer a. Şimdi bu da gelecek zamanda bir anlam ifade etmek için kullandığımız ir artı a artı fiilin yalın hali şeklinde bir kalıp mı diyeyim artık, ne diyeyim, öyle bir şey. Buradaki bas ir eyleminden geliyor. Sana göre çekimlemiş çünkü kitap seninle konuşuyor şu anda. Bas a'yı koymuş, a. Conocer yalın halde kullanılmış. Diğer a da her zaman conocerle kullanılan bir edat. Conocer a alguien, biriyle tanışmak. En esta historia vas a conocer a estos personajes. Bu hikayede bu karakterlerle tanışacaksın demiş. Devam edecek olursak ben size birkaç tane beğendiğim, bayıldığım hatta animasyon önereceğim. Bunları İspanyolca dublajlı olarak izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir önceki genel videomda da neden animasyon izlemeniz gerekiyor ya da çocuk filmleri, aile filmleri izlemeniz gerekiyor bahsetmiştim. Ağır konulardansa bunları izlemek size çok 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 daha büyük getiriler sağlayacaktır. Evet. Şimdi sıralama yapmak çok zor. Her birine ayrı ayrı bayılıyorum. Hepsi benim bebeklerim ama hepsinin de İspanyolcası basit aslında da. Yine de ben Ralph ile başlamak istiyorum. İki filmi var Ralph'in. İkisi de çok güzel, ikisi de çok basit. İkisini de mutlaka izleyin. Bir de ben Buz Devri aşığıyım. Yani böyle milyon kez izleyebilirim gerçekten. Bence Türkçe dublajı çok 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 daha güzel. İngilizcesine de İspanyolcasına göre de bin basar yani Türkçe dublaj, ama İspanyolca dublajda da yine çok fazla şey öğrenebilirsiniz. Üçüncü animasyonumuz Angry Birds. Bunun da yine iki tane filmi var. İkinci filmi daha güzeldi bence ama biri izleyin, ondan sonra iki izleyin çünkü şey, bağlantılı. Dördüncü olarak da bu animasyonda çok fazla konuşmuyorlar aslında ve konuştuğu yerlerde zor. Hani kavraması, anlaması zor. Ama yine de çok hoşuma gittiği için öneriyorum. Bunu izleyebilirsiniz. Son olarak da Coco'yu öneriyorum. Coco galiba Meksikan yapımı olması gerekiyordu. O yüzden direkt olarak İspanyolca buna erişebilirsiniz. Bu diğer animasyonları dublajla ararken Castellano olmasına dikkat edin. Latin dublaj izlemeyin bence. Çünkü hem anlaması daha zor hem telaffuzu, Latin telaffuzu. Ben hep Castellano öneriyorum. Hem kavramak daha kolay hem dil bilgisine uydurmak daha kolay. O yüzden buna dikkat ederek aramalarınızı yapın. İspanyol dizilere geçmeden önce de İspanyol dublajlı izleyebileceğiniz, konuşmalarını çok basit gördüğüm bir dizi önermek istiyorum. Bunu direkt İspanyolca arayın. El Joven Sheldon. Big Bang Theory'yi izlemiş olanlarınız varsa eğer, oradaki Sheldon'ın küçüklüğünü anlatan bir dizi. Hem dizi çok güzel hem konuşmalar çok basit. Zaten çocuklar falan başrolde olduğu için kolay anlaşılıyor herkes. Bu da yine Castellano dublaj olmasına dikkat edin. Latin dublajdan uzak durun. Gelelim direkt olarak İspanyol dizilere. Geçenlerde Instagram'da sordum hangi dizileri izliyorsunuz, İspanyol dizileri izliyorsunuz diye. Ben açıkçası La Casa de Papel'in daha fazla söylenileceğini düşünmüştüm. Ya da Elite gelir diye düşünmüştüm. Evet, bunlara dair de mesajlar vardı ama daha çok Bisabis ve Las Chicas del Cable geldi mesela. O beni şaşırttı. Onun çok fazla böyle popüler olduğunu bilmiyordum. Bir de Toy Boy. Çünkü ben bir tane rutin videomda Toy Boy'a başladığımı söylemiştim. Ben hiç beğenmedim. Gerçekten yani sırf ev arkadaşımla yemek yerken izliyoruz diye bitirdik diziyi. Çok itici geldi bana dizi, bilmiyorum. Zaten İspanyolcanızı da geliştirebileceğini zannetmiyorum. Konuşmalar çok hızlı. Bu bir. İkincisi de Güney aksanıyla konuşuyorlar.
Ama ben o videoyu koyduktan sonra çok fazla mesaj geldi. Teşekkür ederiz. İşte diziyi çok beğendik falan diye. Dizi güzel olabilir, hoşunuza gidebilir. Bakmak isterseniz maruz kalmak ve kulak aşinalığı kazanmak adına Toy Boy'u izleyebilirsiniz. La Casa de Papel artık herkes tarafından tanınmış bir dizi. Bunda çok fazla basit olmamakla birlikte İspanyolcası yine pratik yapılabilecek bir dizi. Bisabis çok gelmiş mesela. Bisabis'in İspanyolcasının hiç kolay olduğunu düşünmüyorum. Özellikle de güney aksanıyla konuşan çok fazla kişi olduğu için dizide zorlanırsınız. Ama kötü kelime öğrenmek istiyorsanız bol bol Bisabis'le öğrenmeniz mümkün. İspanyolcası basit bir dizi vereyim madem öyle. Elite. Ben bu diziyi başladım. Birinci sezonundan birkaç bölüm izledim herhalde. Sonra beğenmedim, bıraktım. Ama çok popüler ve çok tutmuş bir dizi. İspanyolcası kolay. Basit günlük şeyler anlatıyor zaten. O yüzden biraz daha pratik yapmak açısından izleyebilirsiniz. Aynı zamanda birçok insan tarafından da beğenilen bir dizi. Sonra Las Chicas del Cable yine en çok gelen dizilerden biriydi. Çok fazlaca izleniyormuş sizin tarafınızdan. İspanyolcası basit. Özellikle küçük küçük kalıplar öğrenmek istiyorsanız bu diziyle birlikte öğrenmeniz mümkün. Onun dışında çok fazla ünlü değil. Neden ünlü değil bilmiyorum. Ben diziyi çok beğendim. İspanyolcası da çok güzel, çok basit ve açık ve net konuşuyorlar yani. La Casa de las Flores. Pratik yapmak istiyorsanız bence bu diziye bir göz atın derim. Ben bu videoda daha çok İspanyol dizilerden bahsetmek istedim. Çünkü genel videomuzda da bahsettiğim gibi film yerine dizi izlemek pratik açısından sizi hikayenin içerisinde alıp daha uzun bir süre tuttuğu için daha yararlı diye düşünüyorum. Yalnız İspanyol filmlere de bayılıyorum. İspanyol yapımı filmler çok güzeller. Özellikle böyle sürpriz, senaryolu, değişik sonlu olan filmler çok fazla. Bunları da daha önce bir videomda beğendiğim filmler, İspanyol filmler olarak belirtmiştim. Bu videonun sonuna eklerim. Dilerseniz oradan da İspanyol yapımı filmlere erişebilirsiniz. Son olarak yine bir bonus vermek istiyorum. Ben bunların hepsini Mobistar üzerinden izliyorum arkadaşlar. Çünkü filmlerin hepsini orijinal olarak izleyebildiğiniz gibi İspanyolca dublajlı da izleyebiliyorsunuz. Ve İspanyolca altyazı mevcut. O yüzden pratik yapabilmek için harika bir platform bence. Yalnız ben Türkiye'deyken bu Mobistar'a ulaşamamıştım. Açmıyordu yani. O yüzden nasıl yapabilirsiniz bilmiyorum ama Mobistar İspanyol platformuna ulaşabilirseniz eğer filmleri falan oradan izlemenizi öneririm, tavsiye ederim. Aynı zamanda dublajlar da internette bulabileceğinizden çok çok daha kaliteliler. Ve castellano. Özellikle animasyonları izler ve beğenirseniz bunu bana yorum olarak bildirebilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz bunu da aşağıda gösterebilirsiniz. Yine kanala abone olarak kanalın bir tık daha büyümesini sağlayabilirsiniz. Son olarak da beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.